Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle genel kurulu saygıyla selamlarım. 9. madde üzerinde grubumuz adına söz aldım. Bu madde yatırımlarla ilgili madde. Tabii bütçe olması hasebiyle kamu yatırımlarıdır esas itibariyle. Ancak ben çok kısa bir şekilde genel bir yatırımlardan bahsettikten sonra kamu yatırımlarına ilişkin birkaç hususu gündeme getireceğim. Şimdi tabii kalkınmak için yatırım gerekli bir şeydir. Yatırım yapmak için de tasarrufunuzun olması lazım. Çok fazla dış kaynak kullanmak istemiyorsanız veya ekonomimizin kırılganını artırmak istemiyorsanız. O fasla girmeyeceğim. Ancak yatırım önemlidir. Yatırım kadar da yatırımın niteliği önemlidir. Türkiye'de biliyorsunuz geçen yıl bir seri düzeltmesi yapıldı milli gelirde. Bu milli gelirdeki seri düzeltmesinin aslında önemli kısmı yatırım harcamalarında ve yatırımlarda da makine tesisatta değil aslında inşaat yatırım harcamalarında yapıldı. Örnek olsun diye söylüyorum, 2015 yılında TÜİK tarafından daha önce açıklanan inşaat yatırımları 175 milyarken bu seri düzeltmesinde 380 milyar TL'ye çıkartıldı. 175 milyardan 380 milyar TL'ye. Aralarında birkaç ay fark olan ikisi de TÜİK rakamıdır. Bunu dikkatinize sunmak istiyorum. Bir rakamı 2.17 katına çıkarttı TÜİK düzeltme yaparken. Şimdi yatırım inşaat kaynaklı dedik bu şey. İnşaatta böyle bir düzeltme yapıldı. Tabii inşaat harcamaları, ben hep söylüyorum, İnşaat üzerinden kalkınma, inşaat üzerinden büyüme olmaz. Bu ülkeye en sonunda gelip tıkadı. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü inşaat yatırımları ihtiyacınızdan fazla olanı anlamında söylüyoruz. Yoksa ülkenin bir konut ihtiyacı zaten karşılanması lazım. Ancak ihtiyaç fazlasında yapılan şeyler için bu üretken olmaması bunun en büyük handikapıdır. Yani inşaat yatırımları üretken değildir. Çarpan etkisi elbette vardır. İnşaat yapıldığı esnada hangi harcama yaparsanız yapın bir ekonomi büyütme etkisi olur. Ancak daha sonra bir gelir yaratma etkisi olmaz. Ticarete konu değildir. Non-tradable'dır inşaat yatırımları. Dolayısıyla buradan da sizin cari açınız artırıcı etki olur. Bir de bizde inşaat harcamalarında eğer arz kullanım tablolarına bakarsanız ithalat bağımlılığı da aslında az değildir. Şimdi dolayısıyla inşaat yatırımlarının daha da tehlikeli olanı milli gelire payı artıyor. Bu son seride 2002 yılında %9,4 iken inşaatın toplam milli gelir içerisindeki payı, bakın bu çok hızlı bir yükselme kaydederek %17,5'e çıkmış. Bunun ulusal standartı, tam bir standart yok ama gelişmiş ekonomilerde %10'un altında, onu söyleyebilirim. Gelişmekte olan ekonomilerin de birçoğusunda bizdeki bu oranın altındadır. Yani bu ekonomi ciddi bir şekilde inşaata kaynak tahsis ediyor. Ve dolayısıyla ekonominin böyle bir sıkıntısı var ve tabii bunu da borçlanarak bu kaynak tahsisini yapıyor. Toplam yatırımlarında kendi içerisindeki payına baktığımızda da inşaat yatırımlarının payının arttığını görüyoruz. Bu da diğer bir sıkıntıdır. Özel sektör yatırımları açısından üzerinde durmamız gereken bir yatırım alanı olarak kimya sektörünün olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü burada cari açığı azaltacak ve aslında katma değer yaratma açısından da önemli bir sektördür. Kimya sektörüne yeteri kadar ekonomiye ağırlık vermiyoruz. Burada teşviklerimizi, yer tahsislerimizi kimya sektörüne odaklamamız lazım. Diğer bir konu ise yatırımların, özel sektörün yatırımlarının artırılması açısından bizde çok zayıf olan yatırım bankacının artırılması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha işin kamu boyutuna gelecek olursak, burada kamu yatırımlarının milli gelir içerisindeki payına şöyle kabaca bir bakacak olursak bizde, Adalet Bak şöyle söyleyeyim, şu anda son yıl olarak 2018'de milli gelirin %4,1'i. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminin ortalaması da 2017'yi dahil edersek 3,9, 2017'yi dahil etmezsek, yani yıl tam bitmediği için diyorum, 3,8. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminde kamu yatırımlarına ayrılan kaynağın milli gelir oranı %3,8. Hani biz bütçeyi şöyle yaptık böyle yaptık deniliyor ya zaman zaman. Ondan önceki hükümet döneminde, 57. hükümet döneminde ise bu oran 4,8. Yani kıt imkanlarla Türkiye'nin o sıkıntılı imkanlarında bugünkünün çok daha üzerinde kamu yatırımlarına kaynak tahsisi yapılmış. Bunu not etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir açıklama belki yapılabilir. Şimdi bu yatırımlarla ilgili... Efendim Sayın Bakan, sataşıyor musunuz? Tabii, bu alkışlanacak bir şey. Yani eğer bu rakamın ne olduğunu kavrayabilirsek bu alkışlanacak bir şey. Yani 90'lı yılların o sıkıntılı dönemlerinden gelen bir hükümet, 99'da 100 yılın depremini yaşayan bir hükümet, kaynaklarının, kamu kaynaklarının %4,8'ini ortalamada yatırımlara tahsis etmiş. Sonraki gelen, o önemli değil.
Bu faizi düşürmek için zaten o programlar uygulandı. Bakın şimdi hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Ya hakikaten bir kavrama sıkıntısı var ya da bile bile bu yapılıyor. O hükümetin zaten 90'lı yıllardan gelen bir yükü alıyor ve 99 yılında gelir gelmez yaptığı ilk reform bankacılık reformu, ikinci reform sosyal güvenlik reformu. Birazdan bugün gün içerisinde bunları konuşacağız. Sosyal güvenlik reformuna nasıl reformun etkisi hemen orada görünüyor. Zaten faiz yükü olduğu için bir program uygulanıyor ve o faiz yükü azaltılıyor. Ama o faiz yükü altında dahi şunu söylemeye çalışıyorum. Kamu yatırımlarına milli gelirin %4,8'i kadar, bunlar hepsi devletin rakamları, kaynak ayrılıyor. Bugün ayırdığımız kaynak 3,8 arkadaşlar, onu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi burada tabii daha başka sıkıntılar var ama oraya girmeyeceğim. Mesela işte 57. hükümetin, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyon ortağı olduğu hükümetin yaptığı bazı şeyleri söylüyoruz. Bunlardan bir tanesi de, konumuzla ilgili olduğu için söylüyorum, kamu yatırımlarının rasyonelleştirilmesi çalışmasıdır. Yani geçmişten beri siyasi güdülerle kamu yatırım programına o kadar çok proje girmiş ki, yapılıp yapılmayacağı belli olmaksızın hepsine azar azar para ayırarak o günkü hükümet, 57. hükümet 2001 yılında yaptığı bir çalışmayla kamu yatırım programını rasyonelleştirdi. Ne yaptı? Programdan proje attı. Niye? Çünkü tamamlanma süreleri çok uzun diye. Bu siyaseten çok zor bir karardır. Burada hemen küçük bir anekdot anlatayım. O zaman Devlet Planlama Teşkilatı bu işleri yapıyor tabii ki. Devlet Planlama Teşkilatı'ndan sorumlu bakan da Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli. Devlet Planlama Teşkilatı'nın Sayın Yılmaz da bu konuları bilir. O günden sorumlu, o gün iktisat sektörlerden sorumlu, bu işlerden sorumlu genel müdür ve müsteşar yardımcısı vekili bakana gidiyor. Devlet Bahçeli'ye şunu söylüyor. Efendim diyor, bir rasyonelleştirme çalışması ihtiyacı var. Çünkü yatırım programı çöp olmuş. Ancak bu siyaseten zor bir şey. Şimdi sizin ilinizde yapılsın yapılmasın bir tane projeyi zar zor milletvekilleri yatırım programına koydurmuş. O projelerin yatırım programından atılması lazım. Çıkartılması lazım. Bahçeli'ye geliyorlar, Sayın Bakan diyorlar. Böyle bir sıkıntı var ama bu işte seçimler de gündeme gelecek. Siyaseten çok zor bir karar ama böyle bir şeyin yapılma ihtiyacı var denince Devlet Bey, devlet adamlığını bugün nasıl gösteriyorsa o gün de gösteriyor ve diyor ki siyasi zorluğunu ve risklerini siz bize bırakın. Devletin menfaati, milletin menfaati ne gerekiyorsa onu yapın deniliyor ve o rasyonelleşme çalışmaları o şekilde başlıyor. Bugün 3,5 yıla, 3,8 yıla falan düşürdüysek verdiğiniz kaynakların yüksek olduğu için değil. Ayırdığın kaynak nihayetinde 3,8. Ama o çalışmalar neticesinde 8,5 yıllardan 3-4 yıllara düşürülmüştür yatırımların ortalama tamamlanma süresi. Bunları takdir etmek lazım, bunları görmemiz lazım. Eğer adil davranma gibi bir ihtiyacımız veya bir alışkanlığımız varsa. Şimdi yatırımlar deyince önümüzdeki diğer bir husus, belki şöyle bir savunma getirilebilir. Evet, biz bugün kamudan yatırımlara az pay ayırıyoruz çünkü kamu özel işbirliği projeleriyle bazı kamu yatırımları yapıyoruz diye bir savunma getirilebilir. Bunu söylerseniz anlarım. Şimdi burada da dünyada hakikaten ilk sıralarda bir şeyimiz var. Bakıyorum, rakamları çıkarttım, Dünya Bankası rakamları. Yani gelişmekte olan ülkeler içerisinde yatırım büyüklüğünden ilk üçteyiz. Ama toplam yatırımların yani kamu özel işbirliği kapsamında, yani özel sektöre, hani bedava yatırım diyorlar ya, bedava yatırımların proje stoğunun milli geliri oranı bizde %16 arkadaşlar. Bu yüksek bir oran. Bir defa mesela Dünya Bankası'nın bir çalışması var. Mevzuat altyapısı Türkiye'de ne kadardır diye. Yani %16'lık bir sermaye stoğu, buradan bir sermaye yatırım stoğunuz var elinizde ama mevzuatımız hemen hemen en az gelişmiş olan şey mevzuat bizde. Yani mevzuat altyapımız kötü. Kötü mevzuat altyapısıyla bu kadar büyük yatırımları yaptığımızda yarın karşımıza neler gelecek bunları tahmin etmek zor. Bu çok önemli bir husustur. En büyük risklerimizden bir tanesi de sözleşme riskidir. Yani bu konuyla ilgili çok az birikimi olduğu halde bu kadar çok bir anda böyle bir alana girmesinin ciddi bir sözleşme riskiyle Türkiye'ye karşı karşıya olduğunu bilmemiz lazım. Köy kapsamında, yani kamu özel işbirliği kapsamında yapılan işlerin hiçbirisi bedava kaynak değildir arkadaşlar. Hani bunlar bilmiyorlar, biz buradan bedava yatırım yapıyoruz, özel sektör yapıyoruz falan değil. Bir defa özel sektörde yapsa bu devletin borçluğunu artırıyor, nihayetinde bir dış borçla yapılıyor. Burada biz ya bir ileride harcamaya katlanacağız, şehir hastaneleri kapsamında Dünya Bankası'nın rakamlarına göre 31 milyar dolar devlet kira ödeyecek bu bedava dediğiniz şehir hastanelerine. Bunları bugün havasını bugünkü hükümet atacak, bunun bedelini gelecekteki hükümetler ödeyecek, bunu görmemiz lazım. İki, veya bir gelirden vazgeçiyorsunuz.
Yani bir gelirinizden vazgeçiyorsunuz. Bedava falan kaynak değil. Bedava kaynak olmuş olsa kimse dünyada bu işi ilk sıralara bizi yerleştirmez. Onu görmek lazım. Bunu maalesef yetiştiremedim. Ben bir soru soracağım yalnız. Bedava kaynaksa Osman Gazi Köprüsü'ne şeyde açıldığı günden bugüne kadar ne kadar para ödedik? Ne kadar alım üzerinden, alım garantisi üzerinden bir devlet yüklenime girdi? Bunu Sayın Maliye Bakanı. Teşekkürler Sayın Usta.